İkinci Karabağ Savaşı'nın yıl dönümünde şehitler anılıyor. İstanbul ve Ankara'da iki farklı noktadan son gelişmeleri alacağız. Ankara'da Hasan Ulaş, Azerbaycan Büyükelçiliği'nde, İstanbul'da ise Gülnur Saydam, Haydar Aliyev Parkı'nda bizi bekliyor. Önce Ankara'ya gidelim. Azerbaycan Büyükelçiliği ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Dayanışma Vakfı'nın düzenlediği törenin adresi Azerbaycan Büyükelçiliği. Dediğimiz gibi Haber Global muhabiri Hasan Ulaş orada. Hasan, törenin detaylarını senden alabilir miyiz? İlkecan Polat, 27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarihi bir emri verdi ve Azerbaycan ordusu 30 yıl işgal altında kalan Karabağ'ın kurtarılması için, azat edilmesi için taarruza başlamıştı. 44 gün süren cephe savaşlarında Fuzuli gibi, Şuşa gibi, Cebrail gibi, Zengilan gibi önemli merkezler özgürleştirildi, kurtarıldı. Cephede devam eden bu başarı masada da perçinlendi. Yapılan anlaşma çerçevesinde Karabağ tamamen işgalden kurtarıldı. 27 Eylül taarruzun başladığı gündü. Bugün Ankara'da şehitler anılacak. Azerbaycan Büyükelçiliği ile Türkiye-Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı bir şehitleri anma etkinliği düzenliyor. Tabii bu etkinliği Türkiye'de yaşayan birçok Azerbaycanlı ile birlikte, yine Türkiye'de eğitim gören öğrenciler, yine Azerbaycan ordusundan Türkiye'de eğitim gören askerler de bu tarihi günün yıl dönümünde anma etkinliklerinde buradalar. Şu anda Azerbaycan Türkiye Dostluk ve İşbirliği Vakfı bahçesindeyiz. Bir de sergi var. Hemen Arif Altakan ekrana getirsin. 44 gün süren cephe savaşları ve sonrasındaki tarihi anlara ilişkin fotoğraflar burada Azerbaycan Türkiye Dostluk ve İşbirliği Vakfı'nın bahçesinde sergileniyor. Tabii tarihi zafer sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'de bir araya gelmişlerdi. İşte o tarihi ana ilişkin bir fotoğraf yine burada sergide sergileniyor. Yine Azerbaycan ordusu ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ait bir fotoğraf. Quba hattının işgalden kurtarılması sonrası bölgeye gitmişti İlham Aliyev. O anlara ilişkin bir fotoğrafı görüyorsunuz. Yine anlaşma çerçevesinde ilk teslim aldığımız nokta Ağdam'dı. Cuma Mescidi'nin önünü görüyorsunuz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Azerbaycan ordusunun Ağdam'da kontrolü sağlamasının ardından İlk olarak Cuma Mescidi'ne gitmişti. Cuma namazını burada kılmıştı. O tarihi güne ilişkin yine sergide bir fotoğrafı görüyorsunuz. Yine İlham Aliyev'in Cuma Mescidi'nde dua ederken tabi tarihi bir zaferden bahsediyoruz, ancak yine bu 44 gün süren savaş sonrası yaklaşık 91 sivil hayatını kaybetti. 400 yaralı, yine çok sayıda şehidimiz vardı. Yaralı askerlerimiz vardı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaralıları hastanede ziyaret etmişti. Yine o anlara ilişkin bir fotoğrafı görüyorsunuz. Biraz sonra etkinlik burada başlamak üzere. Öncesinde buraya gelen, az önce de ifade ettim, Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlılar bu anma etkinliğine yoğun ilgi gösteriyor. Yine öğrenciler, Türkiye'de eğitim gören Azerbaycan ordusuna ait bağlı askerler de bu tarihi günün yıl dönümünde şehitleri anmak için buraya Türkiye-Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı bahçesine geldi. Önce sergi gezildi, biraz sonra da burada Büyükelçilikle birlikte yapılan organizasyon başlayacak. Görüyorsunuz, az önce de ifade ettim, bu 44 gün süren cephe savaşında Ermenistan hedef gözetmeksizin sivillere saldırdı. Maalesef 91 sivil hayatını kaybetmişti. 400'den fazla yaralı vardı. İşte Terter reyonuna yapılan bir saldırı sonrası, ki bu saldırıda bir mezarlık hedef alınmıştı. Oradaki tahribatı görüyorsunuz. Yine Azerbaycan ordusunun cephe hattındaki fotoğraflarını görüyorsunuz sergide. İşte az önce de ifade ettim, Gence şehri belki de sivillerin hedef gözetmeksizin en çok hedef alındığı noktaydı. Çok sayıda şehit vermiştik Gence'de. Yine o saldırılara ilişkin fotoğraflar da burada sergide yer almakta. Kısa bir süre içerisinde artık burada Azerbaycan Türkiye Dostluk ve İşbirliği Vakfı Şuşa Konferans Salonu'nda buradaki anma etkinliğinin başlamasını bekliyoruz. 44 gün sürdü cephe savaşı, ancak şehitler unutulmadı. Bugün Ankara'da da şehitleri anıyoruz. Evet, Hasan Ulaş'a teşekkür ederim. 27 Eylül kritik bir tarih. Bu anlamda bir anma artık
dönemine girmiş durumdayız. Buna ilişkinde törenler de yapılıyor, etkinlikler yapılıyor. Şimdi İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'daki buluşma noktası ise Haydar Aliyev Parkı. Azerbaycanlılar ve onlara destek verenler Sarıyer'deki parkta buluştular. Şu sıralar anma töreni düzenleniyor. Gülnur Saydam'dan detayları alalım. Kamandan kimi? Can Polat hem Azerbaycan hem de Türk vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren tören alanına geldiler ve dakikalar öncesinde hem İstiklal Marşı okundu, ardından da Azerbaycan Milli Marşı okundu. Tabii ki önemli isimler de var bunun ortaya gelen dakikalar içerisinde de sevinci konuşma ve yapılacak gururu ve kazandırdı. Şu an itibariyle de başladı. Gaziler burada Karabağ Savaşı'nda gazi düşen askerler. Onlar da bir kez daha şehitlere olan millet duygusunu göstermek için bu noktaya geldiler ve hem çocuklar hem gençler hem yaşlılar burada bir kez daha öz teşekkürlerini bildirmek için burada olduklarında ifade ediyorlar. Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş. İşgal altındaki Adan, Laçın ve Kelbecer illerinde boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Adan'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den, 1 Aralık'ta da Laçın'dan çekilmişti. 20 Eylül'de başlayan 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisiyle sona eren savaşta 2783 Azerbaycan askeri şehit oldu. Toprak bütünlüğü için aslında canlarını feda eden vatan şehitleri bugün bir kez daha saygı duruşuyla yine törenle birlikte onları minnet duygusuyla anılacaktır. Ve sabah saatlerinde aslında Ayasofya Camii önünde namaz kılan yine hem Türk hem de Azerbaycan vatandaşları vardı. O noktadaydık. Namazın ardından yine şehitler için dualar edildi, gaziler için dua edildi. Azerbaycan vatan Sayın bütünlüğü için, toprak bütünlüğü için dualar edildi. Ardından yine bir konuşma yapıldı, bir tören düzenlendi. Ve şu anda da yine Sarıyer'de, Haydar Aliyev Parkı'nda ve toplananlar şu dakikada bir kez daha şehitlere olan minneti dile getiriyorlar. Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zafur Allah Verdizade burada. Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkanı Adalet Turan burada. Ve 7'den 77 tabii ki tüm süreç çok kolay Azerbaycan halkı, Türk halkı İkinci bu noktada tek yürek oldular. Gerçekten ikinci Karabağ Savaşı için bir kez daha o zaferi kutlamak, şehitleri almak adına güzel bir şekilde sonuçlanmıştır. Tören biliyorsunuz düzenleniyor. Şu an ekranlara gazilerimiz geliyor. Sabahı Ermeni silahlı kuvvetleri ikinci Karabağ büyük bir çaplı savaşında bir provokasyon gazi başlatarak askerler onlar burada. Onlar Azerbaycan mevzilerine de yerleşim yerlerine büyük kalibre silahlarla birlikte kol kola göz göğüse savaştıkları şehit arkadaşlarını atmak için tüm cephe boyunca da buna karşılık olarak karşı saldırı çatışmalar sonucunda Ermenistan'da sıkı yönetim genel seferberlik ve Azerbaycan'da da sıkı yönetimde sokağa çıkma yasağı 28 Eylül'de